NASA tarafından sık sık yapılan uzay gizlerinde çekilen en korkunç görüntülerden bazılarını öğrenmek için bu videoyu sonuna kadar izlediğinizden ve bir beğeni bıraktığınızdan emin olun. Uzayda seri katillerin, uzaylıların ya da zombilerin bulunduğunu ve bir uzay aracına binerek dünyaya gizlice girebileceğini keşfetseydiniz nasıl tepki verirdiniz? İnsanların bilgi ihtiyacına paralel olarak NASA, son Mars seyahati gibi seyahatlerle uzaydaki fiziksel erişimini genişletmeye devam ediyor. Bu görevlerden bazılarında şaşırtıcı ve hatta bazen korkutucu görüntüler yakaladılar. Bu görüntüler için hiçbir açıklaması yok ve akla gelen olası sebepler de çok korkunç. Hepimiz dünyadaki olası en kötü canlıların ne olabileceğini ve hatta hayaletlerin ve muazzam canavarların var olabileceğini düşünmüşüzdür. Uzayda en büyük kabuslarınızın var olduğunu ve kameraya çekildiğini keşfederseniz ne hissedersiniz? Bu videoda uzayda çekilen en korkunç görüntülerden bazılarına bakacağız. Ancak devam etmeden önce kanalımıza abone olduğunuzdan ve en son güncellemeleri almak için bildirim ziline bastığınızdan emin olun. Ay yürüyüşçüsü. 2009 yılında NASA ve Google'ın işbirlikçi çabalarıyla NASA'nın uzay uydularında çekilen bir görüntüyü kullanarak yaptığı Google Moon, farkında olmadan bir gizemi ortaya çıkardı. Yakından incelendiğinde görüntünün bir kısmında ay yüzeyinde yürüyen devasa bir adam var gibi görünüyor. Keşfi yapan kişi YouTube'a bir video yükledi ve bazı insanların bunun aydaki uzaylı yaşamanın kanıtı olduğunu düşünmesine sebep oldu. Tom Rose adlı bir analist, görüntüdeki adamın M.Ö. 226'da yapılan Rodos heykeline çarpıcı bir benzerliği olduğunu söyledi. Elbette NASA ya da başka bir otorite tarafından gerçekten uzaylı bir yaşam olduğuna dair bir onay alınmadı ve görüntü hala gizemini koruyor. Uçan daire. 1972'de Apollo 16'daki Amerikan astronotlar 1968'den 1972'ye kadar insanları Ay'a başarıyla indiren Apollo programının bir parçası olarak uzay gemilerinden kamerayla görüntüler çekti ve bazı ilginç görüntüler yakaladı. Bu görüntüdeki şeyi kubbeli bir daire olarak tanımladılar. Sizce bu nesne neye benziyor? Evet, ilginç bir şekilde dünyada da görüldüğü iddia edilen UFO'lara. Görüntü 2004 yılına kadar dikkat çekmedi. Ta ki Houston, Texas'taki bir araştırma enstitüsü olan NASA Johnson Uzay Merkezi'nden biri bu kayıp videoyu bulana kadar. İlgisi uyanan araştırmacılar görüntüleri optimize etmek ve neyin yakalandığını belirlemek için yüksek çözünürlüklü bir dijital tarama yöntemi kullandılar. Optimize edilmiş görüntü öncekinden biraz daha net görünse de bu nesnenin tam olarak ne olduğu hala bir sır olarak kalmaktadır. Gizemli ışık. Mars 2020 görevinde kullanılan Perseverance keşif aracı gibi Curiosity de Mars'ta her gün etrafı çekip Dünya'ya gönderdi. 2014 yılında bir göreve başladığında çok garip görülen bir görüntü yakaladı. Mars'taki bir kum tepeciğinin arkasında parlak bir ışık demeti belirdi. Bu ışık birçok UFO meraklısının Mars'ta yaşam olma ihtimali olduğunu gösterdiğini iddia etmesine neden oldu. Görüntüyü çok ilgi çekici kılan şey, keşif arasının sadece sağ kamerasıyla yakalanması, biraz daha yavaş olan sol kameranın ışığı yakalayamaması. Bunun anlamı ışığın sol kamera tarafından yakalanmadan önce kapatılmış olmasıdır. Nasıl parlak bir kayadan veya güneş ışığından ya da belki de kameraya çarpan kozmik bir ışıktan kaynaklanan bir parıltı olabileceğini söylüyor. Bu açıklama mantıksızdır ve aynı zamanda yabancı yaşam olasılığı kadar ilginç değildir. Zaten bu nedenle o kadar popüler değil. Mars'taki koca ayak. Mars kayalarının yanındaki insan benzeri bir figür bazı araştırmacılara göre gezegende uzaylı yaşam olabileceğini gösteriyor. Bunun Mars'taki uzaylılar tarafından yaratılan bir heykel ya da belki de insan benzeri bir şekle sahip doğal bir kaya oluşumu olabileceğine inananlar da var. Görüntüyü optimize ettikten sonra daha çok bir heykele benzediği görüldü. Ancak bu açıklama da doğru olmayabilir. Görüntü Spirit panoramik kamerada çekilen çok daha büyük bir görüntünün parçası. Sizce bu güneşli bir günün tadını çıkaran bir uzaylı mı, heykel mi yoksa kaya oluşumu mu? Nükleer ay üssü.
Black Rose veya Ay kraterleri gözlem ve algılama uydusu 2009 yılında Ay'a gitti. Bu genellikle bir kamikaze görevi olarak anılıyordu. Yörüngedeyken 2.2 tonluk roket doğrudan Ay'a fırlatıldı. Ay'ın güney kutbundaki Kavis kraterine doğru ilerledi ve veri toplamak için enkazı da aldı. Ayrıca görev sırasında uzay aracı tarafından çok garip bir şey yakalandı. Kraterde inşa edilmiş gibi görünen bir yapının görüntüsü. Bu görüntü NASA çalışanlarını şok etti ve bazı insanlar görüntüyü gözlemledikten sonra NASA'nın uzay aracını Ay'daki yabancı bir üssü bombalamak için gönderdiğini bile öne sürdüler. Analistlere göre bu yapay bir yapı. Yani Ay'ın doğal bir parçası değil. İnsanların Ay'ın o kısmına bir şey inşa ettiğine dair bir kayıt yok. Bu yüzden uzaylıların var olduğu teorisi daha çok güçleniyor. Bağ olayı. 25 Şubat 1996'da Amerika ve İtalya'nın 75. uzay mekiği misyonu olarak uzaya deneysel bir uzay bağı gönderildi. Bu görevin amacı uzay araçları için yeni kaynaklar bulmak ve dünya gezegeninin en büyük noktasındaki atmosferi incelemekti. Uzay bağı başarılı bir şekilde fırlatılamadı. Ancak kendisi uzaya sürüklenirken uydusu bir videoyu yakaladı. Videoda uzay bağının etrafında açıklanamayan parlak bir nesne var. Bu ilgi çekici olsa da NASA'nın uydu tarafından yakalanan bu videodan hiç bahsetmemesi, insanların videoya daha da fazla ilgi duymasına sebep oldu. Şimdiye kadar NASA, nesnenin ne olabileceğine dair iyi bir açıklama yapamadı. Mars ağaçları. Bu neredeyse küflü ekmeğe benziyor. Nereye bakıyoruz şu an? Bu gerçekten Mars'tan bir fotoğraf mı? Matt Damon, Mars'ı filminde Mars'ta patates yetiştirdi ama çam ağacı yetiştirebileceğini sanmıyorum. Bunlar çam ağacı değil, daha delice bir şey. Karbondioksit donunun buharlaşması nedeniyle kumulon buzu tarafından kayan koyu kumlar, Mars gezegeninde ağaç varmış gibi bir görüntü oluşturuyor. Hatırlarsanız 1976'nın NASA'nın Viking 1'i uçtuğunda dev bir uzaylı bulduğumuzu düşünmüştük. Sanki gezegende bir yüz varmış gibi görünüyordu. Bu seferki bir optik illüzyon değil, sadece uzay bilimiyle alakalı garip bir şey. Pürüzsüz Ay. Gökyüzündeki uyduları düşündüğümüzde ya da diğer gezegenlerin başka uyduları olduğunu düşündüğümüzde onları kendi uydumuz olan Ay gibi düşünürüz. Aslında bazı aylar Death Star'a benzeyebilir. Bazı aylarsa görünüşe göre sakız gibi görünebilir. Satürn'ün küçük ayı Atlas UFO'ya benziyor. Bu bir küre değil, kelimenin tam anlamıyla uçan daire şeklinde. NASA'nın Cassini uzay aracı bu görüntüyü 2017'de yakaladı. Sanki iki ay birbirine çarpıp bu hale gelmiş gibi görünüyor. 1980'de bu ayın keşfini takiben yeni fotoğraflar geldiğinde bilim insanları bu ayın gerçekten pürüzsüz olduğuna şaşırdılar. Bugünlük bu kadar. Uzayda çekilen korkutucu ve şaşırtıcı görüntüler ve videolar hakkında daha fazla şey öğrenmek için bu kanala abone olduğunuzdan emin olun. İleride mutlaka daha fazla görüntü çıkacak ve konuşacak daha çok şey olacak.